o konağa geldi. Sen çıktığında arkandan o geldi. Ona bir şey olamaz. Hayır, olamaz. Bella'nın telefonu yerde öylece duruyordu. Bella yakınlarda olmalı. Nerede? Nereye gitmiş olabilir? Bunların hepsini açıklayacak bana. Açıklamalı. Neredesin Bella? Bize Yuvi hakkında ne bildiğimizi sordu. Biz de ona... Gerçeği söyledik ona. Bella, Mahir sadece Yuvi'nin öldüğünü biliyor. Sadece bunu. Ona başka hiçbir şey söylemedik. Sordu ama cevap vermedik biz. Evet Rui. Vishaka gerçeği söylüyor. Ama bu tamamen senin kararın. Ona gerçeği söyleyip söylememek... Benim kararım değil Vikrant. Her şey bitti. Kardeşine yaptıklarımızı öğrendikten sonra Mahir bize asla güvenmez Vikrant. Bitti artık. Abla, neden kendini suçluyorsun? Ona gerçeği nasıl söyleyecektin ki? Yapamazdın. Gerçeği söylemek için bir sürü şansım oldu. Ama söylemedim. Çünkü gerçeği öğrenirse beni bırakacağından korktum. Mahir'i kaybetmekten çok korktum. Bu yüzden hiçbir şey söyleyemedim ona. Unutuyorsun sanırım. Mahir seni çok seviyor. Ben de ailesini öldürdüm. Beni asla affetmeyecek. Sizinle birlikte ona yaptıklarımı öğrendiğinde beni affetmeyecek, biliyorum. Onun karşısına bilerek Yuvi olarak çıktığımı öğrenince, onunla neden evlendiğimi öğrenince, ailesine neden girdiğimizi, kardeşine ne olduğunu öğrenince bizi asla affetmeyecektir. Yuvi'nin düğüne gelmemesini bizim sağladığımızı, Yuvi'yi bilerek o gece öldürdüğümüzü ve bu yüzden benimle evlendiğini öğrendiğinde veya Rehan'ı. Onu ve Dakş'ı da bizim öldürdüğümüzü öğrenince asla affetmeyecek. Çünkü o zamanlar benim gözümde sadece intikam vardı. Başka hiçbir şey umurumda bile değildi. Gözüm başka bir şey görmedi. Hiçbir şey umursamadım. Hepsini öldürdüm. Hepsi benim için yolumda birer taştı sadece. Ve ben onları ortadan kaldırdım. Herkesi öldürdüm. Ona acıdan başka bir şey getirmedim. Sadece üzdüm onu. Üzdüm onu. Herkesi öldürdüm. Tek tek. Beni asla affedemez. Yaptıklarım yüzünden onun tarafından affedilmeyi hak etmiyorum. Cezamı çekmem gerek. Sen söyle Vishaka, affeder miydin beni? Evet. Beni atladın ama. Öldürebilirdin beni. Ama yapmadın. Öldürmedin. O zaman tamamlardın işte. İntikamını alırdın o zaman. Her şeyi bilmiyorsun Mahir. Yetti artık. Duyduğum her şeyi senden nefret etmem için yeterli Bella. Mahir. Benden uzak dur. Yanıma bile yaklaşma.
ve sessiz ol. Mahir. Bela. Mahir dinle beni. Mahir dur lütfen. Mahir. Lütfen. Bekle konuşalım. Beni bir kez olsun dinle. Lütfen Mahir. Yalvarıyorum sana. Sus. Konuşma. Dinlemek istemiyorum. Sen katilsin. Bir katili sevemem ben Bela. Hayır. Hikayenin sadece yarısını duydun Mahir. Sadece intikamımı duydun. Neden bunu yaptığımı duymadın. Bütün bunlar için benim önemli bir sebebim vardı. Kimse durduk yere insan öldürmez. İntikam öylesine durduk yere alınmaz. Beni dinlemek zorundasın çünkü beni dinlemek zorundasın. Seni dinlemek zorunda değilim ben. Sesini duymak bile istemiyorum. Neden bahsediyordun? Ateşe karşı ateş, kana karşı kan diyorsun Bela. Ama ailemi öldürmek için elinde hiçbir sebep yoktu senin, anlasana. Vardı Mahir. O yüzden beni dinlemen gerekiyor. İstemiyorum bunu. Mahir lütfen, Mahir lütfen dinle beni. O gece olan her şey... Bitti artık. Seni dinlemeyeceğim. Bela, düzeltemezsin bunu asla. Sana inanacağımı zannediyorsan çok fena yanılıyorsun. Bir kere dinle Duymak lütfen. İstemiyorum. Buradan haklı çıkamazsın Bela. Sen benim... Lütfen benim... beni dinle. Hayır Bela, seni dinleyemem. Çünkü sen baştan aşağı yalan söylüyorsun. Bana hayatında gerçek hiçbir şey söylemedin Bela. Söylediğin her şey yalandı. Nefretin benimle evlenerek bizim evimize geldiğinde o zaman başladı işte. Aileme duyduğun nefretin aynını bana duymaya başladın. Mahir, orada olanlar bir yanlış anlaşılmaydı. Sen kardeşimi öldürdün Bela. Sen beni sevmesini istediğim kızdan ailemdeki herkesi birer birer öldüren bir katile dönüştün Bela. İnanamıyorum. Bunun için nedenim vardı. Öyle bir neden varsa ilk önce öldürmen gereken bendim o zaman. Hadi. Öldür. Hayır. Öldür. Hayır. Öldür diyorum. Öldürsene. Hayır. Öldür hadi. Öldür. Hayır. Mahir. Mahir dinle beni. Sana bunca zamandan beri ilk kez gerçeği söylemeye çalışıyorum. Gerçeği biliyorum ben Bela. İki hikayen var. İlk kısmını anlatıyorum. Utanmaz Bela Sharma benimle evleniyor ve ikinci kısmıysa Bela Sharma bir katil olarak ailemdeki insanları öldürmeye çalışıyor. Hikayen bu işte. Konuşmama izin vermiyorsun Mahir. Yalan söyleyen ve beni aldatan insanlardan nefret ederim. Ve artık yüzünü bile görmek istemiyorum. Hayır Mahir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.